Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mythos Punch yapacağız. O zaman hadi yapalım. Ben mi yapıyorum? Evet, sen evet. Yapıyorsun. Tamam, hadi beraber yapalım. Beraber yapalım, yardımlaşma falan. Gerekli olan çok az ve öz şeyimiz var. Evde yaptığınız hızlı ve basit tariflerden Onurcan anlattı. Bir önceki videoya hemen gidip bakabilirsiniz. Lemongrass şurubu ya da oleosakrum şurubuyla hazırlayacağımız bir çok lezzetli, fresh, hazır yaz da geldi. Naneli, böyle fresh, ekşi de, tatlı da, böyle dengeli bir kokteyl yapacağız. Bir punch kokteyl yapacağız. Mintos. Bunu da güzel bir tequila ile yapacağız. Lazım. Kesinlikle güzel lazım. Güzel bir tequila lazım. İki tekniği var. Biri direkt punch'ta hazırlayabilirsiniz bunu. Ama naneler aromasını versin diye biz hızlı bir şekilde blender'da çok az çekeceğiz. Geri kalanı da punch'ın içine dökeceğiz. Aynı zamanda tekilamızı da birazcık hem seyreltmiş hem de soğutmuş olacağız. O zaman başlayalım mı? Haydi başlayalım. Başlayalım. Şimdi bunun için tekilamızı dolduruyoruz. 50 siyer. 50 siyer tekila koyacağım. Koyduğum tekila kadar limon suyu koyacağım. Onun yarısı kadar da ister lemongrass ister oleosakrum arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz çünkü tat olarak birbirlerine hafif benzerler. Ama ben lemongrass tercih edeceğim. Öyle. Bol bol. Oh, tadından yenmez. Evet. Bir 50 siyerde limon suyu kullanıyorum. Burada ölçek olduğu için ben direkt buraya bakarak yapıyorum arkadaşlar. Koyduğumuz limon suyunun yarısı kadar da ben lemongrass'ı tercih ediyorum. Lemongrass şurubu koyuyorum. Hop. Blender'a birazcık nane atacağız. Bahçeden yeni. Bu da hızlı aromalarını versin diye. Bunu isterseniz... Bu kadar yeter mi? Biraz daha koyabiliriz. Tamam. Bunu isterseniz direkt punch'ın içine naneleri koyarak bekleterek de yapabilirsiniz. Yani aromalarını verecektir. Alkolün taşıyıcı özelliği sayesinde. Dolapta dinlenirken hem soğuyup hem nanenin aromalarını alabilir. Hafif serinletmek için bir kürek kadar da buzumuzu unutmuyoruz. Ve blender'dan geçiriyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi çok küçük nane parçaları istemiyorsanız bunu süzebilirsiniz. Biz istiyor muyuz? Biz de istemeyelim. İsteyelim mi? İsteyelim mi? Tamam, parçacıkçı olsun, seni mi kıracağız ben? Hazırladığımız özümüzü koyduk. Tabii ki de bunun içine yine buz. Bol buz koyacağız. Şöyle görselini şenlendirmek adına şöyle güzelce ince ince limon dilimleriyle. Sen de istersen oradan birazcık nane yaprakları kopar. Şöyle güzel güzel limon dilimlerimizi punch kasemizin içine atıyorum. Ben de şöyle minik naneler attım. Hem punchımızın hem bardağımızın güzel bir görsel olacak. Daha bol atabiliriz bu arada. En son bunu da direkt böyle atalım. Bunu bir karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi burada olay biraz tercihe kalıyor. İsterseniz soda, isterseniz böyle tatlı limon aromalı, lime aromalı gazoz kullanabilirsiniz. Ben biraz daha tatlı olmasını istiyorum. Böyle güneşin altında hafif biraz daha güzel güzel içmek adına. Şöyle bardağımızı buzladık. Karıştırdığımız punch kasemizden. Bardağımıza doldurduk. Çok az daha doldurayım. Gazoz sayıda kalsın. Şimdi isterseniz güzel bir zestle. Alıp güzel bir zest yapıp şöyle içine verecek şekilde. Ben dediğim gibi tatlı gazoz kullanıyorum arkadaşlar. Limon aromalı. Limon lime aromalı bir gazoz kullanıyorum. Şöyle zest dediğimiz limonun kabuğunu da şöyle içine atacağım. Bir de oradan güzel bir iki tane daha nane filizi alıp kokteylimizi direkt hazır ve nazır bir şekilde. Böyle bunu da
ok gibi arkadaşlar terse batırıp içine koyunca o zaten yavaştan çıkacak. Arkadaşlar kokteylimiz hazır. Yaza hoş geldin kokteyli olarak. Mintos punch. Mintos. Koyduğum miktar gördünüz arkadaşlar. Genellikle bardağın 4'te 3'ünü punch'ımızla 4'te 1'ini de gazozla ya da isterseniz tercihen sodayla doldurabilirsiniz. Tabii biraz daha açık olsun istiyorsanız daha çok 4'e 2 yani yarı yarıya yapabilirsiniz. Bence ama dengeli bir kokteyl için böyle daha güzel. Yumuşak bir görünüm ve fresh bir tadına bakmak ister misin? Çok isterim. İstersin ama. Teşekkür edeceksiniz, teşekkür. Bak bir deneyin. Böyle bir şey olamaz. Ben içersem ben teşekkür buyurun. Edeceğim. Buyurun, buyurun. Arkadaşlar bu arada yani kanala abone olmayı artık unutmayın. Olmamız gerekiyor. Şu kızcağızın hatırı. Benim hatırıma. Hakikaten ya. Mahvoluyoruz. Artık bir aboneninizi, bir like'ınızı, bir yorumunuzu, ne bileyim zili çalın. Eksik bildirimleri etmeyin. Açın. Yapın artık bunları. Kendinize söyle etmeyin. Dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Pancımızı deneyin. Evet. Abone olun. Görüşmek üzere.